Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 20-26 Temmuz haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, haftaya yeni ay ile başlıyoruz. Pazartesi günü 20 Temmuz'da akşam 20.32'de 28 derece yengeç burcunda yeni ayımız doğacak ve bu yeni ay tabii ki yeni olasılıkları, yeni enerjileri de devreye sokacak ve önümüzdeki birkaç haftanın konularını şekillendirecek. Yeni ay ile beraber gökyüzünde Güneş Satürn karşıtlığı da etkinleşiyor. Bu aslında zor bir enerjidir. Biraz böyle bizi hayatın ciddi konularıyla, işte sorumluluklarla, görevlerle e, yüzleştirir. E, Yengeç yeni ayı 9. evinizde ve satürn 3. evinizde e, belki yakınlarınızla ilgili konular, akrabalar, kardeşlerle ilgili konu ve kavramlar. E, gündemde olacak gibi görünüyor, hukuksal konular, akademik konular, eğitimle ilgili mesuliyetler, bunlarla yüzleşebilirsiniz. Seyahat ve yolculuklar gündemimizde, bazen belki bazı şeyleri e, bitirmemiz gerekiyor, bazı düşüncelerimizi, hedeflerimizi, planlarımızı belki sona erdireceğiz. Evet, e, mesuliyetler ya da bizi kısıtlayan koşullar oluşabilir. Hani bir seyahat planımız var, engellenebilir ya da hukuksal bir sorunla yüzleşebiliriz. Bunun gibi konu ve kavramlar e, gündemde olabilir. Bu yeni aile beraber. Yengeç ayının genel etkilerini anlattığım videoyu Asrfronu Demet Bahtacı'yu YouTube kanalımda da izleyebilirsiniz. Gezegeniniz Mars Koç burcunda. Ee, ve Mars da güçlü bir şekilde bu hafta enerjinizi arttırıyor, beklentilerinizi arttırıyor. Biraz sabırsız olabilirsiniz, biraz aşırı fevri davranabilirsiniz. Lütfen buna dikkat edin. Ee, gerek iş girişimlerinde, ticari konularda, gerek günlük hayatınızdaki ilişkilerde veya trafikte, seyahatte Mars'a biraz dikkat etmek lazım. Daha sakin, daha sağduyulu olmak lazım. Bu hafta 22 Temmuz'dan itibaren Güneş Aslan Burcuna geçecek. Bu önemli bir hareket. Tabii ki bir ay boyunca 22 Temmuz'dan itibaren Güneş Aslan Burcunda 10. eviniz aydınlatacağı için artık e, kariyerle ilgili konular, gelecek beklentileriniz öne çıkmaya başlayacak. E, biraz başarı istiyorsunuz, başarı odaklı olacağınız bir süreçtesiniz. Güneş'in buradan geçişi e, sizi gerçekten toplum önünde daha dikkat çekici hale getirebilir. Ya da işinizle, mesleğinizle, yaptığınız çalışmalarla, hareketlerinizle, tavırlarınızla bir anda böyle dikkat çekebilir, görünür hale gelebilirsiniz ve önümüzdeki ay genelinde genel kariyerinize ait konularda şekillenebilir. Evet bu hafta salı ve çarşamba Ay Aslan burcunda aslında genel olarak yine işimiz, görevimiz, sorumluluklarımız neyse kariyerimizle ilgili konular salı ve çarşamba önceliğimiz olacak gibi görünüyor. Perşembe ve Cuma ise Ay başa geçince siz daha çok bu sefer hani sorumluluklardan biraz uzaklaşıp uzaklaşıp hani biraz hani arkadaşlar, biraz sosyalleşme ya da keyif aldığınız faaliyetler Bunlara biraz daha yönelmeniz mümkün. İş hayatınızda bile her şeyi biraz daha hani ekip halinde yapmanız, bazı organizasyonlara katılmanız mümkün görünüyor. Hafta sonu dinlenmek için gökyüzü sizi destekleyecek. Çünkü Ay terazi burcunda sağlığınıza da dikkat edin lütfen. Çünkü Ay teraziden geçerken bazı kronik sağlık sorunlarınızı öne çıkarabilir. Ee, bu da zorunlu olarak sanki böyle bir dinlenmeniz gerektiğine işaret ediyor. Sinirim sisteminize dikkat edin. Kendinizi çok fazla yorup zorlamayın sevgili akrepler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir hafta dilerim. Hoşça kalın.